Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi nasılsın? Abi bu ne kadar çok abi, tane ben çıkıyor seni izliyordum. Ya. Bak daha bu sabah izledim. Tamam. Bak bu sabah izledim. Abi merhaba, hoş geldin abi. Abi YouTuber. Eyvallah. Bugün ne kadar çok tane çıkıyor. Abi, abi bak daha geçen gün izledim. Bu sabah da yine senin yine bir videonu daha izledim. Geçen gün seninle bir olaya denk geldi. Bu hani tehdit ediyorlar falan var ya sen. Silah gösteriyorlar falan. YouTube'da mı izledin? Evet. Benim var öyle olaylarım da silah gösteriyor. Sopayla mı? Sopayla. Heh, sopayla. Siyahi bir kadın var mı arada? Aa evet, siyahi tamam. Bir kadınla sopayla. Arabaya falan vuruyorlar. Ondan sonra seni daha takip etmeye başladılar. Şaka yapıyor. Arabaya mı vuruyorlar? Evet, arabaya. Ya siyahi bir bu tane. Bu milletin kadın... derdi taksiye binmek mi, taksici dövmek mi? Ya bir kadına saldırıyor arada değil mi abi? Ya kadına saldırıyor. Kadın arabaya binince arabaya saldırdı. Ha buralarda mısın? İşte bu bölgede. Belli olmuyor bazen içeriye doğru. Nasıl denk geldi? Irak'ta izlemeye başladım seni. Vallahi. Dedim abi baktım buralardasın falan, dedim ki ya bu siyahilerde falan, dedim ya Emin ya da Esen mi? Ama doğru bir yaklaşım ya. Genelde Esenyurt'ta çok siyah evet. Oluyor. Yani Aksaray'da ya, biraz daha çok olur. Aynen. Ya Esenyurt'ta ya da Eminönü'de. Eksilme var diyorlardı, gidiyorlar diyorlardı. Yalan mı? Şeylerde yani, abi Suriyeliler çok azaldı, Afganlar çok azaldı. Burada şey yapıyorlar ya, kaçak göçmenler topluyorlar ya. Burada da öyle. Abi şey var ya, Esenyurt'ta özellikle pazar günleri ekipler topluyor. Hiç aplet. Topluyor ya. Arabanın içine alıp götürüyor ya. Çekmiş de arabayı. Evet. Söyle kardeş, kimliğin taksiye var mı? Taksiye mesela biniyor müşteri. Bakıyor, kaydı yoksa. Hemen otobüsü. Aslında insanlar da ifşa ediyor. Devam ediyoruz. İnsanlar da ifşa etse daha kolay biter bu iş. Ya yani şurada var, burada var diye. Ya işte biraz merhamet ediyor abi insan. Abi merhametle işi yok ya. Bize merhamet etmiyorlar ki, gözünü seveyim. Bize merhamet ediyorlar ya işte mı? Abi. Uslu duranı zaten ifşa etme. Uslu durmayan ifşa et. Şimdi şöyle bir durum var. Onun bir de bazı prosedürü var abi, tamam mı? Normalde bildiğim kadarıyla dünyada hiçbir ülke mülteci almıyorum diyemez. Belli bir sınırı var. Ha, almaları lazım ama işte izni yoksa eğer alıp yollar. Sen yani de onu vatandaş olarak değilse. Ha, evet. Biz onu vatandaş olarak bilemeyiz. Bu adamın var mı izni yok mu bilemiyorsun yani. Ya biz biraz abarttık. Kapıları açtık. Elini kolunu sallayan girdi. Aynen. Yani biz biraz abarttık yani. Özellikle Afganlar çok geldi evet. Bu şekilde. Bak şimdi sen Suriye'ye giremezsin. Giremez. Giremiyorsun abi. Sadece ya. Suriye değil abi. Git şimdi bütün Arap ülkelerine, hangisine girebiliyorsun? Biz mesela geziyoruz Gökhan abiyle ülke ülke. Evet. Hangisine girebiliyorsun? Bak Irak bile bizden vize istiyor. Evet. Sen eğer Irak'taysan inşaat sektörüyle ilgileniyorsun. Evet. Yani sen de doğru bir yaklaşım yaptın evet. Abi yok da, abi işte mezeki tecrübe öyle, anladın öyle. Şeyin Libya, abi, İran, ya Irak. Arap ülkelerinde işler, aynen. Rus bölge, Kafkas bölgesinde. Bizi Avrupa ülkelerine almıyorlar Türkleri biliyorsun. Çok nadir yani. Aslında bir şey söyleyeceğim abi. Ben bir abi var. Ben bir zaman şey yapıyordum. Erkek kuaförlüğü yapıyordum. Evet. Bana da geldi seni Londra'ya da götürüyor dedi. Bizim orada yaptık bu işi dedi. Tamam mı? Ben dedim ki ya niye dedim, hani benim dükkanım vardı o zaman. Dedim abi niye dedim, ısrar etti biraz. Yani niye dedim Türkiye'den birisi? Ben de hani sen olmazsan başka birisi var mı falan dedi bana. Hı hı. Bu işi yapabilecek. Niye dedim illa Türk istiyorsun? Ya Türk olmasına gerek yok, Suriye'de olsa olurdu. Sonra ben böyle kıt kaldım, tamam mı? Niye yani İran falan da olur dedi. Sonra böyle bir dondum. Dedim kardeşim bizim orada dedi şey var. Avrupa vatandaşı zanaatkar insanların Orta Doğu'dan çıktığını da bilir. Evet, bilirler. Evet. Yani, o yüzden de bizim orada yani Avrupa'da işte Orta Doğu'nun zanaatkar insanlarına önem verirler falan. Böyle bir durumu da birkaç kişiye de sordum ama inşaat sektöründe böyle bir şey yok. Yok. Ama şey olsun, terzilikte olsun, efendime söyleyeyim, kuaförlükte olsun vesaire. Biraz da maddi güce dayanıyorsun abi. Yani öyle. Çıkamıyorsun yani şimdi orada. Avrupa'da bir de şöyle bir şey var inşaat sektöründe abi. Bizim gibi değiller. Alçı vur, sıva vur, şunu vur, bunu vur. Daha pratik. Yani. Kalapçak. Onlar bana vuramıyor. Daha pratik. Yani. Evet. Onlar da şey yap. Teknoloji olmuş. Var. Makineler çalışıyor. Aynen. Bizim de habire mala. Hala mala vuruyorlar. Ya şu espriye bayılıyorum. Evet. Ya. İnşaatçının esprisi bu. Ne olacak başka? Bizim bir de inşaatın farklı bir sektör. Yani aynen. İnşaat denebilecek kadar az. Dışarıda biz taş yapıyoruz. Dökme taş yapıyoruz. Hmm. Prekast cephe, prekast işi yapıyoruz. Giydirme cephe diye. Evlere falan yapılan böyle merdiven altları falan. Şimdi gidiyorsun, bunu artık herkes biliyor. Irak'ta adam kendi adamına $1000 bile vermiyor. Bizi çağırıyor, diyor ki siz adam olduğu ben 2500 veriyorum, $3000 veriyorum. Sıkıntı evet. Yok. Ama kendi adamına diyorsun ki $300, $400, $500 ver diyorsun. Bakın adam çok iyi yok diyor kardeşim. Kendi insanımı çalıştırmıyor. Biliyor çalışmıyorlar. Çalışmıyorlar. Çalışmıyor. Adamı bırak yani 3 ay bırak. Onlar da biliyor durumu. Ha bir çivi çakmaz yani. Çakmaz ben kendi başıma bir iş yapayım. Şunu düşünerek abi, sana dediğim yok. Gerçekten Orta Doğulu kendi vatandaşı için bunu söylüyor. Evet. Ben de şunu mesela gerçekten eleştiriyoruz ediyoruz. Ben mesela Avrupa
vatandaşlarının yani gördüğün kadarıyla, yani ben gitmedim ülke gezmedim ama çok dürüstler ya. Evet. Ben o... yani gerçekten çok dürüst olduklarını gördüm ben. Sadece Avrupa vatandaşları değil, bak Ermenilerle de çalıştık biz. Adamlar dürüstler abi. Günün paran gününde şaşmaz. Yalan Türkiye için üretilmiş. Bir de Almanlarda mesela çok dürüst görüyorum ben onları. Abi genel öyle. Bak genel bütün Türkiye'yi sınırını geç. Yalan bizim ülkemiz için mesela yapılmış. İran'da, Irak'ta. Yani ahlaki değerlere abi, daha önem veriyorlar. Bizde sıfır ahlak değerleri. Ya. Ahlaki değerlere daha önem veriyorlar. Irak'ta öyle, para İran'da öyle. Yani. Bir dakika. Biz ne derken mesela yalan İran'da konuşulmuyor. Abi ya bizim kadar gerek konuşuluyor mu? Tamam konuşuyor tabii ki, herkes yalan ufak tefek. Ama böyle dolandırayım, aşırı şeyler yapayım. Böyle insanlarda bu şeyler var ya, mimleniyor. Bir toplumun içerisinde birkaç tane. Mesela taksiciler de vardır mesela. Biliyorsun taksiciler. Abi adama para almıyor. Yemin ederim almamak için. Ya almamak için adam seninle tartışıyor. Tartışıyor. Benden abi diyor. Benden. Nerede? Irak'ta İran'da, mesela. İran'da, Irak'ta. Benden diyor adam mesela. Adam istemiyor abi. Para. Manava gidiyorsun, benden olsun diyor. Bak yabancı görüyor bizi. Gidiyorsun, ben şok oldum. Istemiyor. Ben şok oldum bunu görünce. Yani bir takside olsa ya, neyse vallahi diyorum. Ben 3-4 takside bir şey yapmıyorum. Ya diyorum adamı sana diyor, abi almıyor diyorum. Yok, at diyor. Abi. At diyor Selim bana. Peki gittiğiniz yerde nüfus İran nüfusu vardır gene bir 40 milyon. Yani yaşadığınız bu olaylar. Bağdat. Bu olaylar yaşadığınız mesela Irak mı? Bağdat'taydık biz, evet başkent. Bu olay Bağdat'ta mı oldu? Bağdat. Evet. Bağdat'ın her yerin var. Her yerin. Bağdat'ın var mı her yerin? Ufak bir yerdeydik abi. Başkent işte. Başkent abi, 20 bin nüfusu var, 20 milyon nüfusu var. Peki Tahran'da yaşadınız mı böyle bir şey? Tahran'da da yaşadık. O abi Tahran zaten. Tahran'da nasıl biliyor musun? Taksiden Erbil'de de aynı. Artık parayı. İner gibi yapıyorum, camdan içeri atıyorum parayı. Erbil'de de aynı. Evet. Almıyor abi adam ya. Bizim yabancı olduğunu fark ediyor. Sen burada paraya bak ne oluyor. Yabancı olduğunu fark ediyor ya. Diyor ki ikram. İkram. Benden diyor benden ikram. Olsun. Onların dilinde ikram aynı mı? İşte aynı. İkram aynı. Arapça. Arapça'da. Yani şimdi bu olaya gerçekten şaşırdım. Bunun için gitmek lazım. Şok oldum ben ya. Gerçekten. İran, hani çok şaka mı yapıyor diyorum. İran var ya. Selim İran, almaz diyor. At üzerine kaç. Şimdi abi o zaman ben size izin isteyeyim. Bu sizi yayınlamak istiyorum ben. Olabilir abi, sıkıntı yok. Ama şu olaydan dolayı linçlenebilirsiniz de. Hangi olaydan? Hani size katılmayanlar da olabilir. Orada olabilir tabii. Ya keyifleri bilir. Herkesin fikri aynı olacak diye bir şey yok abi. Çünkü ben şunu sosyal medya işine gittikten sonra şunu tecrübe ettim ki yani insanlar sen doğru olanı yapsan da seni eleştiriyor. İllaki. Ya mesela adam bana küfür etmiş, darp etmişim, onu yayınlamışım. Hala beni suçluyor adam. Adam hala beni suçluyor. Arkadaş adama bir şey yapmamışım. Neymiş, yolcu almamışım. Arabanın içinde yolcu var. Nasıl alayım ben onu? Abi diken olmadan gülün abi, değeri bilinmez ki. Yani işte, olacak böyle sivriler. Yani bunun gibi olaylar olabiliyor. Yani tabii ki. Ben de şimdi izin alırken açık rıza almam lazım. Hani bunları söyleyeyim ki. O zaman şöyle bir şey. Ya olan şimdi, gerçeği anlatıyoruz ben, yani. Gökhan abi belki benden daha çok ülke gezmiştir ama ben yıllardır Irak'a, İran'a gidip geliyorum. Ben İran'da Tahran'a gidiyorum. Diyorum ki taksiyle işte şuraya gideceğim falan. Yolda biraz konuşuyoruz işte. Neredesin falan diyorum. Türkiye'den geliyorum. Ben Türkiye'nin Kürtlerinden konuşuyoruz. Adam ini para uzatıyorum. Tamam diyor. Yok Şükran. Peki yok, ben aynı dili mi konuşuyorsun orada? Ya, zaten orada ya Farsi'ler ya Türkmenler. Yani. Taksicilerin %88'i de genellikle Türkmen evet oluyorlar. Sen Kürt kökenli misin? Kürt kökenli. Kürtçe konuşuyor musunuz onlarla? Konuşuyorum evet. Acaba orada Kürt milliyetçiliği yapıyorlar? Yok yok. Öyle. Mesela ben şey, gitsem. Öyle bir şey. Şuradan girecekti ya neyse. Abi. Şey. Onunla bak. Şimdi şöyle bir şey var abi. İran'da kesinlikle kimse sen Türkmensin sen falan hiçbir şey. Ayırmıyorlar. Yok. Asla. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim, ben kendim için söylüyorum. Yani ben öyle bir şey hissetsem. Ha ben zaten Gökhan abi Türk, ben Kürt. Evet. Aile dostuyuz yıllardır da. Evet. Karadenizli, ben Kürt. Bizim ülkemiz zaten bir soru abi. Hani orayı merak ettiğim bir soru. Buradan mı? Buradan giremeyeceğiz herhalde abi. Yok. Abi bir şey söyleyeyim, ben var ya sohbete devam edeceğim. Taksim'de bile açmamışım ha. Vallahi bir de. Neyse daha önce geldiyseniz yazarım. Sıkıntı yok abi buradan. Ben özür adam, ya, adam Türkümen. Sen de herhalde Iraklılara özendin, almayacağım bizden. İlla ayağı bir tane adam öldürdü. Ne bileyim taksimetreyi de açmıyor. Kim yok diyormuş Türkiye'de böyle böyle. Şimdi onun misali, siz öyle bir şey yaparsanız şimdi anons ederim. Derim benim para vermeyecekler. Bana dümen yapıyorlar tamam. Yani bana dümen yapıyor. Ben 2 saattir burada bana. Taksiciler derim ki toplarım hesabı. Abi burada geçim orası kadar kolay olsa alma derim zaten sana. Abi oradan da geçim. Kolay abi. Ya İran'da geçim bana değil. Buradan kolay. Irak'ta. Ha Irak'ta. Irak savaştan çıktı. Nasıl oluyor bu ya? Şaşırıyorum. Abi, Irak parasıyla doların arasındaki tahminen bir fark var mıdır? Sence ne kadar aldın? Ha bir savaştan Irak parası çıktı. Türk parası karşılığında evet mı diyorsun? 1 dolar kaç İran dinar? Şey Irak dinar. 1 dolar ona dinar kaç TL'dir sence? Daha savaştan çıkalı. Bir dakika. Dinar bir
orada kullanılan dinarla dinar. Şeydeki dinar aynı mı? İran mı? Yok, şey değişir. Rakamlar değişir. Dinar ama dünyanın en yok her dinar ayrı ayrı. Kuveyt dinarı abi. Kuveyt dinarı evet. O Kuveyt. Ya, onlar ayrı değil mi? Tabii. Ülke ha. Değişir. Şöyle söyleyeyim işte. Savaştan yeni çıktı. Ona göre bir plan. Ona göre bir düşünüp söyle. Zaten abi şimdi ben muhtemelen sen beni ters köşe yapmaya çalışıyorum. Ben zaten İran'ın enflasyonun Irak. Irak'ın niye bu kadar çok düşük olduğunu anlamaya çalışıyorum şu an. Yani abi, muhtemelen çok fark vardır aramızda. Adamlar savaştan çıkmış. 22 lira. 22 lira. 22 TL. Bak mesela işte 1 dolar 1,5 dinar yapıyor yani. 1 doların 1,5 dinar yapıyor. Onların parası bizden 22 kat daha değerli. Aynen. Ben, abi mesela ben insanların geçen sırtında kene daha az, kambur daha az. Ben sana o kadar söyleyeyim. Vergi diye sırf. Vergi yok. Ya vergi ne biliyor musun? Onlar da vergi alabilmen için. Tamam her şey güzel değil onlardaki. Mafya haldeki mafya çeteleşme şeyi devam ediyor onlarda. Ama şöyle bir şey var. Onlar da vergi almaya çalışırsan sen ekmeğimize mal oluyorsun ve bizden haraç kesiyorsun gözüyle bakarlar. Bakıyorlardı. Ayaklanıyor yani. Öyle sıfır vergi. Ayaklanma olur mu bilmiyorum ama yapmıyorlar yani. Ver yaz. Bu arada ben şimdi oradan buraya ne kadar geliyordum sen? Abi 200 lira senindir. Hayır abi o, ben rahat zaten sorum. İndi bindi biz 70 lira normalde. İndi bindi 75 lira alacaktın sen. 70 lira alacaktım. Normalde ha. Sen kaç dur bir dakika 100 lira alırım ben seni. Zaten suç benim suçum. Yok yok. Taksime taşmadım diye mi? Şeyin. Ha, yok suç olur mu abi? 100 liran var mı abi? Hocam abi, iyi günler olsun. Oldu. Kolay kendine gelsin. Eyvallah. Abi, sağ ol muhabbet güzeldi. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İşin gücünü az kesin. Evet arkadaşlar hata benimdi. Normalde 100 liradan da fazla tutmuştur aslında ama ben biraz az aldım. Yani onunla 200 lira vereyim dedi. Biraz böyle fırsatçılık yapmış gibi oluyordu o zaman da. Yani 200 lira tutmazdı. Yani tam benim 130 lira falan tutardı. Ama yani onların da aklında soru işareti kalmasın diye. Yani sonuçta Allah razı olsun hani iyi niyetli insanlar ama belki yani der ki yani o kadar da tutmuyordu işte falan diye. Diyeceklerini sanmıyorum gerçi ama İşte benim içinde kuruntu var abi anladın mı? Yani az olsun aklı geçmesin adamı benden gitsin önemli değil yani. Rabbim bir şeydi zaten bizi rızıklandırıyor. Oradan kazanamazsak sosyal medyadan sizlerin sayesinde önce Allah'ın izniyle bir arada yayını atarsanız ben zaten ufak ufak yürürüm yani.